Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sevgili Selahattin Demirtaş, Edirne cezaevindeki Demirtaş, seni de saygıyla selamlıyorum. Tam 5 yıldır rehin tutuluyor Demirtaş. Sevgili Demirtaş, meclisimiz yargı reformu yapıyor, biliyor musun? Yargı reformu yapıyormuş. İnsan hakları eylem planını devreye sokuyormuş. Ama seni bu meclisin yaptığı yargı reformları hala içeride tutuyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan AİHM kararlarına karşı bile dedi ki onlar ne yaparsa yapsın biz AİHM kararlarını tanımayız, karşı hamlemizi yaparız dedi. Ve 5 yıldır sevgili Selahattin Demirtaş sizin tarafınızdan, saray tarafından rehin tutuluyor. Ve sevgili Demirtaş burada yargı reformu yapıyorlarmış. Sevgili Figen Yüksekdağ, sen de Kandıra cezaevindesin. Sana da sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Figen Yüksekdağ, biliyor musun insan hakları eylem planını devreye sokuyormuş bu meclis. Seni de yalnızca bu ülkeyi daha yaşanılır bir ülke yapmak için söylediğin ifadelerinden dolayı tam 5 yıldır rehin tutuyorlar. Saraydakiler rehin tutuyor. Sevgili Sebahat Tunceli'de, sevgili İdris Balıkır'ın da rehin tutuyorlar. Değerli arkadaşlar, bu yargı reformu ne diyor biliyor musun? Sevgili İdris Balıkır, sevgili Gülten Kışanak. Diyor ki somut delil olmazsa yargılayamazsın diyor. Peki sevgili Gülten Kışanak, keşke buradaki vekillerle buluşsan da anlatsan. Ne varmış acaba senin dosyanda somut delil olarak? Bir milletvekillerine anlatsan. Sevgili milletvekilleri, bir sevgili Gülten Kışanak'la bir buluşsanız somut delil olarak dosyasında ne var acaba? Ya gizli tanık ifadeleriyle onlarca, binlerce, yüzlerce arkadaşımızı rehin tutuyorsunuz. Bakın memlekette açık ifadede bulunan bir kişi var. Sedat Peker açık itiraflarda bulunuyor. Açık itiraflar. Yer, zaman, tarih veriyor. 10 bin dolar değil diyor Süleyman Soylu'nun dediği gibi. Çantayla para koyuyordum milletvekilinin arabasına diyor. Çantayla. Peki somut delil olmadan siyasetçileri, HDP'lileri tutuklayanlar o 10 bin dolar değil çantayla para koyuyordum diye itirafta bulunan ve kim olduğunda çok iyi bildiğiniz kişiye dair bu yargı reformları niye harekete geçirmiyor savcıları? Bu yargı reformlarına ne yazarsanız harekete geçecekler acaba? Çantayla para konulan, dolarlar konulan milletvekillerin arabası kim harekete geçirecek acaba? Değerli arkadaşlar, hırsızlık, yolsuzluk almış başına gitmiş. Paramount Otel'de birlikte tatil yapıp birlikte yiyip içiyorsunuz. Birilerinin marinalarına çöküyorsunuz. Beraber yiyorsunuz, beraber gasp ediyorsunuz. Bir tane savcı harekete geçmiyor. Hangi ifadeyi yazarsanız bu torba yasaya savcı harekete geçebilecek? Var mı öyle yürek yemiş bir savcı, bıraktınız mı? Güzel güzel adalı laflar etmişsiniz bu torba yasada. Bu torba yasaya ihtiyaç var mı bir savcının harekete geçmesi için? Milletvekilinin arabasına konan o çanta dolu para için bir ifade var mı? Gerek yok. Mevcut yasalar yetiyor. Ama yürek yemiş bir savcı var mı? Bırakmadınız. Niye? Harekete geçmeye çalışan savcıyı görevden alırsınız. Bunu savcılar biliyor. Sizin hareketlerinize, iktidarınıza karşı karar alabilecek, sizin talimatlarınıza karşı karar alacak herhangi bir yargıcı sürersiniz, görevden alırsınız. FETÖ'cü dersiniz ona, şucu bucu dersiniz diye hiçbir yargıç harekete geçemiyor. Değerli arkadaşlar, somut delil arayacakmış bundan sonra savcılar, yargıçlar davaları açarken. Ya sevgili Osman Kavala, Silivri'den sana da el sallıyorum. Sana da sevgilerimi yolluyorum. 3,5 yıldır Osman Kavala'yı içeride tutuyorsunuz. Allah'ını severseniz. Önce dediniz ki Gezi'yi organize etti, Gezi'yi finanse etti, değil mi? 2 yıl rehin tuttunuz. Gezi ile ilgili tek bir somut ifade yoktu ve beraat etti. Ne yaptı peki saraydakiler? Osman Kavala'yı aynı gece efendim ajanmış diye tutuklattılar. Biz Silivri'de bekliyorduk Osman Kavala'yı almak için yüzlerce arkadaşıyla. Aynı gece başka bir iddianame yazdınız. Ajanmış diye içeri aldınız. Ne somut delil var elinizde? Sevgili Osman Kavala'ya bu ifade kullanmaktan utanç duyuyorum ama Osman Kavala'nın ajanlığın A harfini yaptığına dair ne somut delil var elinizde? Hiçbir şey yok. Ne var? Osman Kavala'yı içeride tutmamız gerekir talimatı var. Bunun dışında hiçbir şey yok.
Selahattin Demirtaş içeride durmalı. Sebahat Tuncel içeride durmalı. Niye? Bu iktidarın bekası için. Çünkü niye? Onlar bu ülkenin daha yaşanılır bir ülke olmasını istiyorlar. Onlar konuşuyorlardı. Tamam diyelim lütfen. Bir istidada bir baskı rejimine mahkum etmek istiyorsunuz. Ama ne mutlu ki sevgili Osman Kavala'nın da, sevgili Selahattin Demirtaş'ın da, Gülten Kışanak'ın da, İdris Balıkan'ın da, Figen Yüksekdağ'ın da mücadelesini sürdüren milyonlarca insan var. Böyle yargı reformlarıyla bir şey olmaz arkadaşlar. Tek adam rejimi sürdüğü sürece, tek adam rejimi ve onun ortağının Anayasa Mahkemesi, yargıçlar, yargı, Yargıtay üzerindeki baskısı kalkmadığı sürece istediğiniz yargı reform paketlerini geçirin. Hiçbir şey değiştirmez. Yapmamız gereken yargıyı bağımsız ve tarafsız kılmak. Bunun da tek bir yolu var. Tek adam rejiminin, tek adam rejiminin ve ortağının yargı üzerindeki baskısını kırmaktır. Saygılar sunarım. Yalan haber nasıl yapılıyor? Onu manşetlerle size anlatacağım. Biz 28 Temmuz, 28 Haziran, 2 Temmuz arasında ben eş genel başkan yardımcımız sevgili Garo Paylan ve Dışişleri Komisyonu eş sözcümüz Hişyar Özsoy'la Washington'a bir ziyaret yaptık. Her zaman yaptığımız gibi NATO, Türkiye-AB ilişkileri, ABD ilişkileri, HDP'nin dış siyaseti üzerine kamuoyuyla paylaştığımız bir ziyaretti. Ve dönüşte bir de baktık ki oradan tek bir tweet attık. Tek bir tweet şu fotoğrafla. Fotoğrafımız bütün basında yayınlandı çünkü. Kongre binasının önünde bir fotoğraf yayınladık ve dedik ki Sevastlar'da bulunduk. Bir döndük ne görelim? HDP'liler kapatılma korkusuyla ABD'ye koştu. Neymiş bu? Yeni akit. Ayrıntılara girmiyorum. Kapatılma korkusuyla ABD'ye koştular. Yetiş ya Biden. Yeni akit. Aydınlık, HDP'den ABD'ye ziyaret, Biden yönetimiyle gizli görüşme. Yine Beyaz Gazete çareyi ABD'de arıyor. Yine HDP'den en masumu bu, ABD'ye dikkat çeken ziyaret. Sizi Amerika kurtaramaz. Şu kısa sürede bulduğum manşetler. İşte yalan habercilik dediğimiz budur. Biz gizli gitmedik. Biz kimseye eyvah imdat da demedik. Normal bir dış politika ziyaretiydi. Ama oraya gittiğimizde gerçekten gizli bir ziyaret öğrendik. Gerçekten gizli, kapaklı, Türkiye'den, meclisten, HDP'den, halktan gizlenen bir ziyaret olduğunu öğrendik. Nasıl mı? Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığımız bir toplantıda oradaki yetkili bize dedi ki sizden önce Türk heyeti geldi. Nasıl ya dedik? Dediler ki AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti geldiler. Biz de dedik ki HDP nerede? Demişler ki HDP gelmek istemedi. Ya yalanlar kıtaları aştı. Uluslararasılaştı. Tabii burada muhalefet partilerine de bir çift sözüm var. Burada biz ikinci muhalefet partisiyiz. 3-4 gidiyor ama biz yokuz. Dışişleri Komisyonu Başkanı üyemiz arıyor. 3 üyeyle temsil ediliyoruz. Neyse o tartışmayı sonra biz tabii ki peşini bırakmayacağız. Siz kimin vergisiyle gittiniz? Kimin parasıyla gittiniz? HDP'ye oy verenler bu ülkenin yurttaşı değil mi? Ve daha sonra araştırdık, önergede veriyoruz. Kaç tane ziyaret yaptınız ABD'ye, Avrupa'ya, Kıbrıs'a? Çünkü Kıbrıs'tan da arandık. Ve orada o yetkili kadına bizim haberimiz yok deyince dehşete düştü. Biz de dehşete düşmüştük. Tamamlayalım lütfen. Kıtaları aşacağını hiç düşünmemiştik. Buna cevap istiyoruz gerçekten. HDP'den neyi gizlediniz? Burada MHP'nin grup başkan vekili ABD'yi düşman ilan etmişti. 2 hafta önce gizli gidenler kim? Bütün Türkiye öğrensin. Tabii bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani ABD ile Biden'la görüşmek için günlerce telefon başında bekleyen, ziyaret kabul edildiğinde zafer naraları atan yandaş medyayı saymıyorum. Gözümüz kulağımız Biden görmekten bir ara görüşmeden önce telef olduk gerçekten. Ne zaman Erdoğan görüşecek, ne görüşecek, nasıl görüşecek diye. Ama biz gidince tıpkı yıllar önce sevgili Selahattin Demirtaş'ın Rusya'ya yaptığı ziyaret sonrası attıkları çok vahim bir manşet vardı.
ihanet demişlerdi. Sonra Erdoğan gidince de zafer diye manşet atmışlardı. İşte çifte standart, ayrımcılık, ötekileştirme ve hukuksuzluk bu ülkenin artık temel politikası haline geldi. Yalanları size belgesiyle anlatıyorum.